Çarşamba bülteninden seçimlerimizle sizlerle birlikteyiz. Çarşamba bülteninde de Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları var. Bu rövanş karşılaşmalarından ikisini kuponumuza yansıttık. İlki 506 kodu Rosenborg-Valur mücadelesi. İlk maç İzlanda'da oynandı ve Valur Rosenborg karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Avantajlı bir skoru eline geçirdi. Bakalım bu turu geçebilecek mi? Rosenborg zorlu bir rakip. Valur'dan çok daha Avrupa kupalarında tecrübesi olan bir takım. Valur'un geçimi sezonlarda da UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında maçlarına baktık. Orada Letonya temsilcisi Ventspils'i yenemediler, elenmişlerdi. Bunun sonrasında Slovenya temsilcisi Domžale'yle oynadılar. Her iki maçı da kaybetmişlerdi. 2016 yılında Brøndby deplasmanına gitmişlerdi. Orada 6-0 kaybetmişlerdi. Açıkçası iç sahada iyi bir sonuç aldılar ama bu deplasmanda yetecek mi onlara? Büyük soru işareti. Avrupa kupalarındaki tecrübelerine, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman yetmeyecek gibi duruyor. Ben Rosenborg'un rövanşı farklı kazanarak turu geçen taraf olması bekliyorum. Rosenborg'un handikaplı galibiyetini önereceğim. 509 ikinci mücadelemiz Celtic. Ermenistan temsilcisi Alaşkart'la karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazandılar. İlk yarı 1-0. Maç sonu 3-0'a taşıdılar ve turu zaten ardına kadar açtılar. O maçın öncesinde son iki hazırlık karşılaşmasında İrlanda temsilcisi Shamrock'la oynamışlar. 7-0 kazanmışlardı. Standard Liège, Belçika temsilcisi Standard Liège'de oynanan hazırlık maçında ise 4-1 kazanmışlardı. Elemeleri de iyi başladılar. Ben kendi sahalarında da en az ilk maçtaki kadar fark bekliyorum. Handikapı aşacaklarını düşünüyorum. Celtic galibiyetini kuponumuza yansıtacağız. Üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarımız Amerika'dan gelecek. Biri MLS'ten, birisi Açık Kupası'ndan gelecek. MLS'te ve Açık Kupası'nda oynanacak karşılaşmalara kod sıralamasına göre gidersek öncelikle 516 koduyla Philadelphia ile Orlando City karşılaşmasını kuponlarımıza işaretlemek istiyorum ki Philadelphia'nın ligde oynadığı son karşılaşmadan tam 7 gol çıkmıştı. Chicago deplasmanına gitmişlerdi ve o karşılaşma 4-3 Philadelphia galibiyetiyle sona ermişti ki Philadelphia'nın ligde özellikle geride bıraktığı son 4 maçın 3'ü 4 gollü üzeri bahisleri oynayanlara kazandıran bir performans ortaya koydu. Rakip Orlando City, onların deplasman karnesi inanılmaz yüksek skorlu karşılaşmalar oynadığını zaten görüyoruz. Sitemizden de bakabilirsiniz ki Orlando City'nin deplasmanda bu sezon özellikle lig karnesini baza aldığımız zaman geride bıraktıkları son 7 karşılaşmanın 3 gol ve üzerinde bittiğini göreceksiniz. Deplasmanda oynadığı son 2 maç 4 gol ve üzerinde bitti. Bugün kupa karşılaşmasında gollü geçeceğini düşünüyorum. Kupa karşılaşmasında da şunu hatırlatalım. Tek maç üzerinden oynanıyor. Onu da belirtelim. Tek maç üzerinden oynuyor. İki takım da 516 Philadelphia, Orlando City maçı. Karşılıklı goller 2.5 gol üstü. Evet öncelik ama 3.5 gol üstü de deneyebiliriz. Oranı yukarılara götürmek adına. Son mücadelemiz 519 iddia koduyla bültende yerini alan Minnesota United New England karşılaşması olacak. Minnesota'nın da içeride özellikle ligde geride bıraktığı son iki maça baktığımız zaman bir tane artı 7, bir tane 4-6 gol aralığında biten maçlar görüyoruz. 4-3 ve 3-2'lik skorlar var. 5 gol ve üzeri biten maçları var. Biraz daha geri gidersek çok daha fazla gollü karşılaşması söz konusu. New England tarafına baktığımız zaman deplasmanda çıktığı son 5 maç tamamı karşılıklı gollerle sona erdi. Onu söyleyelim. Son maçı Los Angeles Galaxy 5 gol çıktı. Burada da bol gollü bir maç bekliyoruz. Önceliğimiz gol var. Sonrasında 3.5 gol üstüne gidebiliriz oranı yükseltmek adına. Çarşamba bülteninden de bu 4'ü 3 seçtik. Daha fazla kuponu yine nesini.com editör yorumları sayfamızda paylaştık. Buraya da davet edelim. Kazançlı bir hafta içi bülten diliyorum. Hoşçakalın.